Rüyanı sayıyorsun yani sizin yolladığınız şu efsane rüyalarınızı ben efsane şekilde size yorumlamaya çalışacağım. Merhaba Emine abla. Velah Serbetli. Rüyamda karaciğerimde minnacık ağzıma geldi. Ağzımdan götürüp elime bakınca karaciğer elimde büyük kuşa dönüp uçtu elimde. Sağlıkla alakalı kendinizle ilgili korkularınız olabilir. Bu korkularınızla alakalı gereksizce büyütebilir. Ama aile büyüklerimizle alakalı bir sıkıntı olabilir. Bunun bir hüznü ama ailenizde bir iş konusuyla ilgili de büyük bir, çünkü kuş olup uçacak ya, büyük bir hak var. Bunu gereksizce kaybedebilirsiniz. Mutlaka buna dikkat edin. Emine Hanım merhaba. Ben rüyamda hacca yolculuk yaptığımı gördüm ve çok kalabalık toplanmış hacca gidemeyen bir kadına ben senin için dua ederim dedi. İsim, sonra uçağa doğru gittim, teşekkürler. Minnoşum gel buraya kızım gel, niye oynuyorsun sen burada? Bebişim şöyle söyleyeceğim. Gerçekten kalben hacca gitmeye kapının aydınlıkta gözüküyor ya da gittin ikinci kez gitmek istiyor olabilirsin. Kime dua edeceksen, kendinle ilgili sağlığın ve ev için dua etmek istiyorsan, evlatlarınla ilgili çok güzel duan Allah katında kabul edecek, bence bir an önce git. Allah rızası için oku Emine Hanım. Rüyamda iki kızımla beraber deniz ve kenarlı beyaz çakıl olan subay evi, bir sürü büyük kızım, 1991 orta yaşı bir konuşuyor. İkinci kızım 94'lü mutfağı düzeltiyor. Askeri, asker çok güzeldir. Çocuklarınızla ilgili, hayatı ile ilgili ne beklentiniz varsa çok büyük bir aydınlık. Ama bunların babaları ya da baba eksiklikleri var. Bunlarla alakalı sorunlar olabilir. Bence bunlar toparlanması lazım. Bir de oturduğunuz evle ilgili tapu ya da taşınmanız gerekebilir. Leman. Rüyamda yatağın başında küçük bir fil çıkıyor. Ay çok bereketli kız. Leman. O kadar güzel, güzel bereketli paralar, yeni iş anlaşmadı ya da eşinle alakalı yenilenmesi gereken bir noktan olabilir. Bunun sevincini yaşayacaksın. Ayşe be, hiç benim rüyamı yorumlamıyorsun. Şekerim rüyan yok. Nasıl yorumlayayım? Bak kısmetim varmış, rüyan yok ama. Sevilla Lek. Abla ayrı olduğum sevdiğim insanı gördüm. Karşımda duruyor. Benim elimde tesbih var. Ucu beyaz tüylü, çok güzeldi. Sevgilin geri dönecek sana. Hatta ciddiyet, ama sen başka biriyle yol alacaksın. Ali Turna. Rüyamda annemin merhem yerini gördüm. Mahrem yerini gördüm. Kapat diyormuşum. 78 var. Çok iyi biriyle evlilik yapacaksınız. Annenize benzeyen hatlar, ama annenizin rahim ya da gördüğünüz nokta ile ilgili sağlık problemi olacak ve bunun için bir tedavi görebilir ya da bir sağlığı sıkıntılı. Deniz Ceylan. Rüyamda tek taş yüzük gördüm. Oğluma bu sene yüzük takılır mı? Oğluna kız mı takacak yüzüğü? Yani Allah kısmet ederse seneye evlilik ve bir erkek çocuk muradı olacağını söyleyeyim. Emine abla beni gördün, yorumladın, sevindirdin. Allah da seni sevindir. Tüylerim diken diken. Paris'ten Elvan Aylin. Paris'e koca kucak dolusu sevgiler. 2 hafta önce gördüm, kiraz ağacına çıkmışım, kiraz yordum. Mevsiminde kiraz yemek sıkıntıdır. Mevsiminde değiliz. Ama sen özel hayatınla ilgili evlilik ve yol almak istiyorsun. Rabbim sana çok güzel bir nasip edecek. Abla rüyamda yeni eve taşındığım ev deniz kenarında küçük ama güzeldi. Denizciğim, galiba sen evli olabilirsin ya da kariyer hayatınla ilgili yenilik yapabilirsin ya da evlilik yolunda çok küçük de olabilirsin. Kafam algılayamadı burayı, ama senin hayatın güzellikte ve muratta olacak. Son bir rüya daha görüyorum ve son. Rüyamda ayrıldığım eşim internetten bizim aile fotoğrafı paylaşmış, ne demek? Aman eşin yalancıydı. Gereksiz olayları çok abarttı. Yine gereksiz laflar dönecek. Bence kocanı affetmek istiyorsun ama kocan sorumsuz bir adam. Affedip ne yapacaksın? Yüksel Anmak. Emine Hanım, rüyamda tuvaletin içinde düşmüşüm. Bir yakınım beni kurtarmış. Temiz bir halde görünüyor. Ay keşke çok böyle, ne nasıl söyleyeyim, pislik içerisinde olsaydın. Boklara yatsaydın. Neden? Yani büyük abdest ve küçük abdest, bolluk, bereket, para, saltanat, güçtür. Yani temiz görmüşsün. Demek ki parasal sıkıntıların var. Bu sıkıntıların daha devam edecek, ama bir dahaki rüyanda kocaman BOK'yi görürsen çok para ve aydınlık olacağını söyle. Şaka yapmıyorum, gerçek söylüyorum. Ama temiz olmanız da sizin içsel kalbiniz, çok iyi niyetli ve merhametli olduğunuz ve merhametten zarar gördüğünüz gözüküyor. Evet, efsane rüyalarınız.
Hoplayarak, zıplayarak, abone olarak ben değil siz abone oluyorsunuz. Yorumladım. Ne yapıyorsunuz? Takipte kalıyorsunuz. Beğenileri çoğaltıyoruz. Sizin için yapıyorum. Rüyaları çok istek yaptığınız için yapıyorum. Lütfen rüya için ofisimi aramayın. Ücretlidir ve Instagram'a da yazmayın. Cevap vermiyorum. Yeri her yeni videonun altıdır. O yeni videoda mutlaka bu hafta olmazsa o bir hafta deneyin. Ama mutlaka biz yorumluyoruz. Mutlu ve sevgiyle kalın.